İyi işte bak. Bu sefer gerçekten kapana kısıldık. Bu kadar açgözlü olmasaydım bunlar olmayacaktı. Tamam tamam, kabul ediyorum. Bunların hepsi benim suçum. Tamam. Bunların hepsi bir grup nankörü davet ettiğim için oldu. Aa, kapa çeneni. Bizi kızdırma. Birileri bizi aramaya mutlaka gelecektir. Bu arada Scrooge'a neler olduğunu duymak istiyoruz değil mi? Ben neler olduğunu biliyorum galiba. Bir bakalım. Şu Scrooge sübbesi gece yarısının son dalgasını bekliyordu. Neden acaba? Hayalet falan yok. Yalnızca rüya görmüş olmalıyım. Aniden şu soğuk hayalet sübbesi de. Ve Scrooge'un tüyleri deniz kestanesine döndü. Banga! Yoksa sen bana haber vermek için gelen hayaletlerden biri misin? Evet. Geç kaldığım için üzgünüm ama buraya gelmek için doğru zamanı beklemek zorundaydım. Kusura bakma. Sen ne tip bir hayaletsin böyle? Ben geçmişteki noellerden gelen bir patlamayım. Senin geçmişini. Ha? Hadi hemen başlayalım. Kavabanga! Woohoo! Ha 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 ha! Nereye gidiyoruz? Yıllarca önceki bir Noel'e gidiyoruz. Kimsenin bizi duyamayacağı ve göremeyeceği bir yere. Bak bakalım zıplı. Bu bir alışveriş merkezi. Burası yıllar önce yıkılmıştı. Bak, bu da bir müzik mağazası. Şunları hatırlıyor musun? Müzik mağazasında bedava bir konser vermişlerdi. Ve işte Fifi'nin salonu. Her Noel'de ücretsiz olarak saç yapardı. Hey! Mağaza için üzgünüm ama yılbaşı ağaçları satabilmek için boş bir alana ihtiyacımız var. Başla! Burada birçok kişinin hayali yok mu? Burası beş para etmez bir yerdi. Burada kaç yılbaşı ağacı sattığımı söylesem kulaklarına inanamazsın. Dostum, sen soğuk bir tuna balığı gibisin. Yakalamam gereken bir dalga var Lüfte. Gidiyorum. Bekle! Kavabanga! İmdat! O devasa dalga Scrooge'u mahvetmişti. Bu Dickens denilen adam sörf hakkında gerçekten çok şey biliyormuş. Tabii ki dostum. Bütün büyük yazarlar sörfçüdür. Bütün kasabada olup biten her şeyden haberdar olan bir hayalet dağı olduğunu biliyor muydunuz? Anlatmama izin verin. Alo? Yılbaşı hediyeleri. Bekleyebilir misiniz? Teşekkürler. Merhaba Scrooge. Hemen geliyorum. Tamam canım. Biraz zamanını alacağım. Meşgul. Sana diğer insanların Noel'i nasıl kutladıklarını gösterebilir miyim? Evet, bak bunu yapabilirsin. Çok iyi bağlantılarım vardır. Eğer bir parti varsa bunu hemen bulurum. Sen de ortalıkta surf yaparak gezmiyorsun, öyle değil mi? Hadi, zamanı boşuna harcıyorum. Scrooge'un yeğeninin evine gittiler. Bu çocuklar çok fakirdi. Yalnızca bir yolunları vardı. Alo.
Alo? Buna parti mi diyorsun? Lüks yemekler nerede? Büyük hediyeler nerede? Yakar nerede? Bunları satın alamazlar ama her şeye rağmen mutlular. Scrooge amca paramızı kuş yemini harcadığımızı öğrendiğinde... ha, sinek kuşları dedi. Seni ahmak, her zamanki gibi savurgansın. Ah, unutmuşum. Ne görüyor, ne de beni duyabiliyorsun. Bazı insanlar çok şanslılar. En azından bana ve başarıma saygıları olduğunu düşünüyorum. Ona en azından merhamet edebilirdi. Kraliçet gerçekten de çok fakirdi. Tek bir uşağı bile yoktu zavallının. Doyurması gereken çocukları vardı. Ve zavallı minik Tim'in sorunları vardı. Sanırım gözleri bozuktu. Evet evet. Ve ona gözlük bile alamıyorlardı. Patronumun şerefine kaldırıyorum Bay Scrooge'a. O cimrinin şerefine mi? O berbat pintiye mi yani? Berbat pinti mi dedin sen? Ha, yapma tatlım. Noel'deyiz. Ve sana geçtiğimiz Noel'den beri maaşını vermiyor, unuttun mu? Onu nasıl savunursun? Onun için üzülüyorum. Hiç dostu yok. Ama parası var. Daha iyi olabilirdi. Sen zengin olsaydın onun gibi mi davranırdın yani? Ha, tabii ki hayır tatlım. Şimdi lütfen benim için. Bay Scrooge'a. Tanrı onu korusun. Tanrı yardımcısı olsun. Tanrı hepimizin yardımcısı olsun. Her birimizin. Uyuk. Bu haklı olduğumu kanıtlıyor. Parasız ne kadar mutsuz olduklarını gördün mü? Öyle mi? Bir daha bak. Toprağın topların anne. Küçük Tim'le o kadar gurur duyuyorum ki, işlerimizi çok kolaylaştırıyor. Ben hepinizle gurur duyuyorum. O çocuk ileride gerçekten iyi bir yatırımcı olabilir. Parayı unut. Birbirlerini sevmeleri ve yardımlaşmaları konusunda ne diyorsun? Evet, şu mesele değil mi? Ve bulaşıklar bitti. Tim, eğer annemle konuşacaksan bu tarafta. Ay, oh. Evet, hepsi bitti. Aa canım. Küçüktüm. Aa, zavallı çocuk. Onun Noel için hediye olarak gözlük alamamaları çok kötü. Hey, eğer mandırın yoksa ho 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 da yapamazsın. Ben öyle mi demiştim? Evet. Hadi, dahası da var. Hayır, bir gecede bu kadar kabus yeter. Hayır, istemiyorum. İhtiyacımız var. Hepsi bu kadardı. Bakın ben yalnızca ben de masrafları kısmaya çalışıyorum ve... Buna inanamıyorum. Yani biraz mum alamayacak kadar cimri misin sen? Bak, eğer seni bulursam boğacağım ona göre. Bianca beni rahat bırak. Ben Raddim lütfen. Herkes sakin olsun lütfen. Birbirimizi görmek için bence ateş yakalım. Bütün odun bu. Bu bitince ne yakacağımız hakkında fikri olan var mı? Evet. Durun bir dakika olur mu hiç? Sen bizim paramızı aldın. Ve karanlıkta kalmamızın sorumlusu da sensin. Mobilyalara ne dersiniz? Bak. Hey bu kadar ağır olma. Hayır, hayır. Noel Baba elbisem olmaz. Onu kiralamak bana 50 papele mal oldu. Durun. Umrumda bile değil.
İşte o kadar da kötü değilmiş. Siz tuhaf insanlara söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hikayenin nasıl bittiğini bilen hiç kimse yok. Kimin umurunda? Ben nasıl bittiğini biliyorum. Scrooge uyandığında tamamen yalnızdı. Bu onun o ana kadar yaşadığı en acımasız Noel'di. Oo! Hey, diğerleri nerede? Ah, Aniden konuşmayan karanlık bir şey gördü. Bırak da tahmin edeyim. Sen de Noel hayaletlerinden birisin. Yaklaştın mı? Merhaba. Merhaba. Hayalet. Sen diğer hayaletlerden daha korkunçsun. Eğer bu gelecekte yaşanacak bir Noel ise süslemeler ve ilahi okuyanlar nerede? Söyler misin? Merhaba, nasılsın Cratchit? Oo, kimleri görüyorum, mutlu yıllar. Dikkatli ol Bob. Söylediklerine dikkat et. Sana pahalıya mal olabilir. Ve bunu ödeyemeyiz maalesef. Bu da ne demek oluyor böyle? Ödemek zorunda oldukları ne? Neden korkuyor bunlar? Ya... Ne parmağının ne oldu? Gömleğim mi? Gömleğimi onlara mı vereyim yani? Gömleğin değil, sen. Nedeni sensin. Ben konuşamadığını sanıyordum. Konuşmamam gerekiyordu. Ama sen tahta kadar anlayışsızsın. Anlamıyor musun? Sen çok başarılı birisin. En sonunda bunu da yaptın. İyi dileklerini sunmak için sana ödeme yapmak zorunda kaldılar. Yani kimse bana ödeme yapmadan mutlu yıllar dilemeyecek mi? İşte mükemmel anlaşma diye buna derim. Küçük Tim hakkında duyduklarımıza çok üzüldük. Görüşü gerçekten de çok zayıfladı. Hep bir şeylere çarpıp duruyor. Bu benim suçum. Onun o dinamit fabrikasında çalışmasına izin vermemeliydim. Zavallı küçük Tim. Yani ona asla gözlük alamadılar. Nasıl alacaklardı? Dünyadaki her şeyin sahibi sensin. Ama bu çok ayıp. Her şeyin mi? Ben her şeyin sahibi miyim yani? Gel sana göstereceğim. Ha? Bu benim evim mi? Çok doğru. Sakıncası yoksa beni oraya götürür müsün? Bebeğim, işte bunlar harika. Bütün bunlar gerçekten de benim mi? Bu daha hiçbir şey değil. Dışarı bak. Harika! Şaka yapmıyormuşsun. Ben gerçekten her şeyin sahibiymişim. O hayaletler yalnızca kendimi kötü hissetmemi istiyorlarmış. Artık çok güzel bir hayatım olduğunu biliyorum. Öyle mi? Hadi gel bir bakalım. Bu ben olamam. Telefonlar çalmıyor. Neden çalsın ki? Satın alabileceğin hiçbir şey kalmadı. Satacak kimse de kalmadı. Çünkü bütün para sende. Ölmek için ne sıkıcı bir yol, inanamıyorum. Ne oluyor Scrooge? Her şeyin sahibi sensin. Havuzunda bir kambur balina bile var. Kambur. Senin nankör balina seni. Onu balina fırlatmadım. Eski arkadaşların kapıdalar. Eski arkadaşların da ne demek oluyor? Hey! Gel buraya! Buraya gel Scrooge. Seninle konuşacaklarımız var. Çabuk buraya gel.
diyorum sana. Scrooge buraya gel. Seni istiyorum. Başlıyor buraya çok kızgın görünüyorlar. Yani şükür beni göremiyorlar. Seni göremediklerini de nereden çıkarttın? Ama göremiyorlar. Öyle değil mi? Hayır, görüyorlar. Yanımda olduğun sürece de görecekler. Bundan kaçamazsın. Ne? Çabuk buraya gel Vahşi. Üzgünüm, tamam. Bakın size bazı hediyeler vereceğim, tamam mı? Kim bir balina ister? Vahşi adam seni. Buraya gel. Çıkar. Daha ne bekliyorsun? Kurtarsana beni buradan. Buraya gel. Hey. Nereye gidiyorsun? Hey, gel buraya. Hey. Hayır. Hayır. Hayır, çok geç değil. Bak. Uyan. Ha? Ben hikayeyi anlatırken uykuya daldığına inanamıyorum. Lütfen benden nefret etme. Bir daha asla paranızı almaya çalışmayacağım. Ha? Fakirlere yardım edeceğim. Sen de bir daha asla fakir olmayacaksın Bob Cratchit. Teşekkür ederim. Ha? Ve sen de gözlüklerini alabilirsin küçük Tim. Ama benim gözlüğüm var. Hoş geldiniz. Mutlu yıllar. Bak, sakin ol. Bu yalnızca bir hikaye. Noel'in ne anlama geldiğini sonsuza dek unutmayacağım çocuklar. Bütün gece burayı kazarak sizi yılbaşına kadar eve ulaştıracağım. Sıkı durun, başlıyorum. İşte ben etkileyici hikaye diye buna derim. Ha? Ne? Bak! Kuzenim! Kuzen mi? Ha? Yani Troy! Lark! Bekar makinesi. Başımızın dertli olduğunu nasıl tahmin ettiniz? Blaze'in atı geri döndüğünde tuhaf bir şeyler olduğunu anlamıştık zaten. Öyleydi ama artık değil. Sizinle ilahi okumaya gelmek için çok geç kaldım acaba, söyler misin? Tabii ki hayır. Sen de gelebilirsin. Ama ben iyi şarkı söyleyemem. Söylüyor gibi yapabilirsin bak. Yani hile mi yapayım? Hile öyle mi? Bunu bir daha asla yapmam. Bu bizden çocuklara bayan. Çocuklar çabuk gelin. Sizin için çok güzel bir sürpriz var. Oh canım, ne harika bir ağaç. Ey hadi arkadaşlar, koşun koşun. Ay çok güzel, şuraya bak. Ay çok güzel. Sorun değil Sara. Sen de diğerleriyle söyleyebilirsin. Devam et, utanma. Bu öksüzlerin masrafları için mi? Ama anlayamıyorum. Çocukların ihtiyaçlarını bir süre daha karşılayacak kadar para vardı. Bunu aramızda bir sır olarak saklayalım, olur mu? Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İşte bu da senin hediyen. Al bakalım. Teşekkür ederim. Sabahlara kadar şarkılar söyleyelim.